Öncelikle böyle bir failden ve eylemlerin sonuçlarıyla alakalı yorum yapabilmek için bizim bu faile karşı, bu faillere karşı, bu suç örgütlerine ya da Türkiye'nin makro ölçekte zarar görmesini, ajandasını yerleştirmiş olan kişiler, gruplar, ülkeler, devletler için ne yaptığımıza bakmamız lazım. Şimdi biz 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her sene, her gün, her harcamamızdan çok fahiş miktarda vergi ödüyoruz hükümete, hükümetin kontrolüne. Devletin ilgili kurumları bunları topluyorlar. Ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin son birkaç yılda en fazla harcama yaptığı alan güvenlik politikaları özelinde. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer MİT bağlı teşkilatlara bağlı olarak yapılan harcamalar. Şimdi biz bu kadar toplanan kaynakla, bu kadar toplanan büyük bir imkanla ne yaptığımızı, nasıl planladığımızı, nasıl tasarladığımızı konuşamıyoruz. Çünkü konunun kendisi güvenlikleştirildiği için sorgulamadan, denetlemeden, sivil denetime açılmaktan çok uzak bir yerde. Şimdi bir, iki tane terörist Kayseri'de 26 yaşında 4 aylık bebeği olan bir veteriner hekimi öldürebiliyorsa, o veteriner hekime ait olan aracı Adana'ya götürüp mühimmatları, silahları oradan temin edip, iddialar bu yönde, bilmiyorum, yayın yasağı da var, dermekte tahrip etmek istemiyorum. Bunlardan bahsedebiliriz çünkü meclis resepsiyonunda resmi açıklamalar, Adalet Bakanı'nın ağzından da bunları duyduk. Adana'dan Ankara'ya gelip de saldırı düzenleyebiliyorsa, başarılı da başarısız bu güzergahı yapabiliyorsa, burada durup da bizim bürokratlarımızdan karar verici siyasetçilerimize kadar dönüp birkaç şeyi sormamız lazım. Biz 15 Temmuz'dan beri aralıksız olarak bir güvenlik kaosu ve güvenlik tehdidi gündemiyle yaşıyoruz Türkiye'de. Çok büyük miktarlarda bütçe harcıyoruz bu tehditleri bertaraf etmek için. Çok yüksek sayıda personel istihdam ediyoruz kamu eliyle. Şimdi böyle saldırılar düzenlenebiliyorsa, buradaki karar vericilerimizin, bürokratlarımızın hepsinin emeğine saygım sonsuz, çabalarına saygım sonsuz, bir saygısızlık niyetiyle değil. Ama bir vergi mükellefi, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu sormak istiyorum. Kardeşim siz ne yaptınız? Bu saldırılar hala düzenlenebiliyorsa, burada siz bu zafiyete nasıl sebep oldunuz? Ne kadar para harcadınız bu işe? Neye harcadınız? Nasıl tedbirler aldınız? İstihbarat ne yaptı? Yani sadece Milli İstihbarat Teşkilatı değil, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan istihbarat birimleri de var, teşkilatları da var. Siyasi ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı istihbarat birimleri de var. Ne yaptınız? Ortaya geldiğimiz, ortadaki tablo bize gösteriyor ki biz 15 Temmuz'dan sonra, hatta Gezi'den sonra güvenlikçiliği ve güvenlikçi politikaları bu kadar yoğun bir şekilde iliklerimize kadar gündemimizde hissediyorken ve iktidar da bütün propagandasını güvenlik politikaları üzerinden seçim dönemlerine tahvil ediyorsa, bunun üzerinden siyasi rant devşiriyorsa, haklı olarak bu kadar güvenlik gündemli bir ülkede bu tür saldırıların hiçbir şekilde, hiçbir izahattan yoksun bir şekilde var olmamasını beklememiz gerekiyor. Madem bu kadar güvenlikçiyiz, madem bu kadar her şeyin yerli millisinden bahsediyoruz, madem bu kadar çok insan istihdam ediyoruz, madem bu kadar çok para harcıyoruz bu işe, sonuç bu olmaması lazım. Cemal Bey'in de, yani İçişleri Bakanımızla alakalı söylediği yorumlarına katılmam mümkün değil. Çünkü hatırlarsanız İstiklal Caddesi'nde bir yine terör eylemi gerçekleştirmişti, bir bomba koyulmuştu. 13 Kasım 2022. 13 Kasım 2022'de. Ali Yerlikaya'nın ne yap, bombanın saldırıdan sonra yaptığı, aldığı kararlardan, uyguladığı fiillerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiği saksıları toplamak olmuştu. Halbuki o saksılar patlamanın etkisini azaltma yönünde olumlu bir katkı sunmuştu. Eğer o saksılar olmasaydı, o beton bariyerler olmasaydı, daha fazla insan hem şarapnel hem de cam kırıklarıyla, oradaki materyaller sebebiyle saçılması ve bombanın patlama anında oluşturduğu basınç nedeniyle daha fazla zarar görebilirdi. Şimdi Ali Yerlikaya'nın o gün İstanbul Valisi olarak, bugün İçişleri Bakanı olarak altına imza attığı eylemlere, fiillere bakıyorum. Herkes diyor ki çetelere karşı bir savaş açıldı, büyük bir mücadele var. Son bir haftadır sosyal medyanın gündeminde servetini izah edemeyen kişi ve grupların kendilerini aklama ve temizleme çabasını görüyoruz. Bir tane MASAK operasyonu yapılmıyor bu kişilerle alakalı. Pudra şekeri hadisesinden tanıdığımız şahısın kendi sosyal medya hesaplarından lüks otomobillerle çakarlı araçları paylaşmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün hala
meclisin açıldığı günde bir bombalı terör eylemi Ankara'nın göbeğinde meydana gelebiliyor. Şimdi ben size soruyorum. Çeteler lağvedildi mi? Türkiye uyuşturucu trafiğiyle alakalı olarak kilit bir ülke olmaktan çıktı mı? Uğur Bey'in demin bahsettiği Türkiye gri listeden çıkma noktasında bir umut vaat ediyor mu? Ya da servetinin ve gücünün, toplumsal siyasi nüfusunun, kaynağı belli olmayan kişilerin herhangi bir yasal sürece tabi tutulduklarını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Benzer hatayı şurada da yaptık biz. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yeni bir kabine açıklandı ve kabinenin özellikle Süleyman Soylu'nun değişmesiyle birlikte gerek muhalefet cephesinde olsun, gerek iktidara yakın kimseler tarafından, akademide ve gazeteciler tarafından çok olumlu bir şekilde karşılandığını gördük. İşte Mehmet Şimşek geldi, artık rasyonel politikalar göreceğiz, artık hukuk egemen olacak, artık daha uzlaşmacı, çatışmadan daha uzak bir Erdoğan göreceğiz dediler. Güvenlikçi politikalar devam ediyor hem yurt içinde hem yurt dışında. Doları dizginlemekle alakalı hala Nebati'ne politikaları devam ediyor. Hala Merkez Bankası dolar alıyor, dolar satıyor, benzer müdahalelerde bulunuyor. Yani ekonomiden, eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar bütün kabinenin çizdiği portre ağır bir şekilde güvenlikçiyken ve her konu tartışmadan, denetimden, sivil müdahaleden uzakken bu saldırıların devam etmesiyle alakalı herkesin kafasında soru işareti olacaktır. Şimdi demin de bahsettik, bir yayın yasağı var. Bunu dermeden açıklanan, yani İçişleri Bakanı'nın da söylediği, sarf ettiği, TBMM resepsiyonunda da devletteki karar vericilerin bahsettiği beyanatlarından yola çıkarak benim kafamda soru işaretleri oluşuyor. Merak ediyorum bununla alakalı bizim ilgili bürokratlarımız nasıl adımlar atıyor? Pazar günü İçişleri Bakanlığı personelinin bulunmadığı, çalışmadığı bir günde bir saldırı düzenleniyor. İki tane terörist. Bunlardan birisi canlı bomba, diğer elinde Rus-Sovyet yapımı bir lav türevi silah var, termobarik bir mühimmat kullanıyor. Bunun zırhlı araçlara ya da zırhlı lokasyonlara herhangi bir etkisinden bahsetmek mümkün, tercih edilmez. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri de kullanır buna benzer mühimmatları. Mukavemet gösteren mağara girişlerinde bu tür mühimmatlar kullanırsınız ki mümkün olduğu kadar canlı bir şekilde oradaki terör unsurlarını ele geçirebilirsiniz. Oradaki esas budur. Yok etmekten ziyade, etkisiz hale getirmekten ziyade bir suç işleniyordur. Hocam daha iyi bilir o mevzuatı. Çok da girmeme gerek yok. Şimdi burada benim düşündüğüm şey şu. Hiçbir çalışanın olmadığı, sadece nöbetçilerin olduğu bir günde ancak binanın içinde patlatıldığı sivil zayiat verebilecek bir mühimmatı kullanan bir terörist var, iki tane. Terörü üstlenen, bölücü terör örgütünün bir kolunun başka bir grubu, daha önceki terör saldırılarında buna benzer bir mühimmat ya da silah kullanmamış. Hep canlı bomba, işte bombalı araçlar kullanmışlar 2012'de de 2015'te de. 2006'da Ankara saldırını düzenleyen grup da aynı ismi kullanıyor ama farklı bir PKK'nın farklı bir kolunun onunla karıştırılmaması lazım. Bu tür eylem pratikleri kullanmış. Daha önce hiç kullanmamış. PKK'nın daha önce kullanmadığı bir silahtan bahsediyor. Türevlerine sahip, türevlerini kullanmış ama bu silahı kullanmamış. Uğur Bey de konuşmasının başında bahsetti. Türkiye'nin yakınında Suriye'de Ermenistan ordusunun envanterinde var bu silahlar. Şimdi bütün açıklamaları bir araya getirdiğimde kamuoyunun da benim de kafamız berraklaşmıyor, aklımız berraklaşmıyor. Ya da daha önceki patlamalardan 2012'de, 2015'te, 2016'da, 2022'de gerekli önlemlerin alındığına dair bende bir güven duygusu oluşmuyor bu konuyla alakalı. Bundan sonrasında da belli zafiyetlerin devam edeceğine dair fikirler oluşuyor. Şimdi bu yorumu açık olarak yapsam kanal da kapatılabilir. Ben de farklı hukuki süreçlere tabi tutabilirim ama Allah aşkına pazar sabahı bu haberden, bu olaydan, bu saldırının haberdar olduğunuzda Türkiye'deki herkesin aklına aynı çatışma anlaşmazlık meselesi gelmedi mi? Herkesin aklında aynı senaryolar, aynı ihtimaller dönmedi mi? Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi bu zafiyetler, bu mantıkla, bu ülke yönetimiyle, bu icra makamıyla devam eder. Devam etmesini arzu ettiğimden değil. Terörün her türlüsüyle lanetlemek gerekir. Türker komutanım doğru söylüyor. Lanetleyince bir şey değişmiyor ama ben karar verici değilim. Önlem alma, tedbir alma konusunda bir yaptırım gücüm yok. Bir sivil vatandaş olarak en fazla lanetleyebiliyorum. Keşke elimden daha fazlası gelseydi. Ancak bu noktada Türkiye güvenliği, Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin sağlık politikası, Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin eğitim politikası aynı mantıkla, aynı hukuk dışılıkla,
aynı asayiş bozukluğuyla yönetilmeye devam ederse Türkiye çok daha ağır zafiyetlerle ne yazık ki karşı karşıya kalacak diye düşünüyorum.